Hey, bugün State of Decay 2 oynayacağım. Aynı zamanda oyunu olabildiğince size göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda bütün düşüncelerimi size söylemeye çalışacağım vesaire vesaire vesaire. Klasik oynuyorum videosu işte. En basit şekilde anlatmam gerekirse bu oyunu State of Decay 1 ama hani her şeyi daha da hani güzelleştirmişler. Budur. Yani yeni bir şey beklemeyin bu oyunda. Geçen State of Decay oynadıysanız ya dövüş sistemi daha iyi, şu bu daha iyi. Ama yine State of Decay'in hani böyle sanki update, güncellenmiş versiyonu gibi yani yani State of Decay 2 değil de State of Decay 1.5 gibi bir oyun bu kendisi. 5 yıl sonra çıkmıştır orijinalinden sonra. Orijinali de Xbox Live Arcade oyunudur. Bu da zaten yani çok rahat bir şekilde bağımsız diyebilirim. Double A, maximum double A diyebiliriz bu oyuna. Triple A'ya yaklaşmıyor bile hani. Çok daha düşük bir parayla yapıldı ve tabii ki de üzerinde çalışan insanlar da daha azdı bir AAA oyununa göre. Bunu söylememin sebebi de şey, çoğu insan galiba bunu böyle Xbox Exclusive'ı falan diyorlar ya, gerçi Microsoft Exclusive'ı ki Exclusive değil çünkü o konuya hiç girmeyeyim. Hani God of War gibi bir şey bekliyorlar ama bu oyun hani God of War'ın pozisyonunda değildi yapılırken, o yüzden hani beklentilerinizi o kadar yüksek tutmak bu oyun için doğru olmaz. Neyse, çok uzattım abi. Önce bir oyuna girelim. Ben sonra uzatmaya devam ederim ama sizin de izleyecek bir şeyiniz olur. State of Decay serisine yeni olanlar için bu oyunda zombiler dünyayı basıyor. Bu nasıl oluyor, nasıl bitiyor hiçbir fikrimiz yok. Hikayede anlatmıyor benim bildiğim kadarıyla. Neyse, siz de kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bir base'iniz var. Ona yemek, mermi gibi materyal götürüyorsunuz. Sonra insanlarınız var. Sanırım bayağı hani 20 kişiye kadar falan çıkabiliyor. Belki daha fazladır bilmiyorum ben. Oynadığımda 10 kişi falandı benim topluluğum. Ama her şey rastgele. Harita hariç. Gelen insanlar rastgele. Mesela bakın burada şimdi 3 tane kişi var. Mesela bu neymiş? Maite. Mete diye falan mı okunuyor bilmiyorum. Sanırım bu üstteki beyazla yazılan şeyler nickname'leri. Çünkü aşağıda Maria Teresa Daug diye bir isim var. Neyse, görüyorsunuz kardiyosu var, evet var. Hepsi de rastgele. Traitleri çok iyi, güzel oluyor. Okuması gayet eğlenceli oluyor mesela. Aksiyon filmi ekstrasıymış işte. Yoga yapıyormuş. Sonra Bob var burada. Robert O'Leary. Roadkill Cook. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Büyük ihtimalle bir meslektir. Ha tamam, roadkill bir sıfat abi. Bilmiyorum yani. Ama bu adam işte aşçıymış, yemek yapıyormuş falan, o yüzden bakın cooking skill'i neredeyse full. Sonra burada da Kyle England var. PC gamer'mış falan filan. O yüzden computer'da böyle 3 falan, bu da gerçekçi abi. Yani sırf PC'de oyun oynuyorsun diye bilgisayar bilginin olması diye bir şey yok yani. O yüzden sevdim. Like attım şu an. Neyse, hadi üçünü de şey yapalım. Değiştirelim. Bu arada ilk başladığınızda oyuna bunu yapamıyorsunuz. Kısa bir tutorial ekranı oluyor. Ekran demeyeyim de kısmı oluyor, böyle bir yarım saatlik. Sonra oyun açılıyor. Oyunu eğer ikinci kez oynarsanız ama böyle başlıyorsunuz. Hani rastgele geliyor. Okey. Bir kere daha randomlayacağım. Kim gelirse artık. 1, 2, 3. İlginç tiplemeler geldi. Hadi bakalım. Bu kimmiş? Lark. Roxana Zandi. Bu gerçekten nickname olması lazım. Ama Roxana Zandi'ye niye Lark diyorlar? Ben anlamıyorum. Neyse. Assembly Line Worker. Vay anasını. Öyle ilginç şeyler yapıyor ki hiçbirini çeviremiyorum abi. Ama craftsmanship ne yarıyormuş? Self-effacing ne abi? Ha bak abi. Ulysses McWilliams mesela. Kuryeymiş. Sonra çok yediği yemekleri seçiyormuş yani. Her yemeği yemiyormuş öyle. Onu bunu sevmem diyormuş ama fotoğrafına bakınca bayağı şişman birine benziyor. Kardiyosu sıfır. Yani o yüzden bu şu an bayağı çelişkili. Bu tren yolu yapıyormuş Martha Berry. Ve acıya bayağı dayanıklıymış. Ve mekanike tabii, tren yolu yaptığı için doğru. Acıya dayanıklı ve bayağı iyi. En iyi dövüşçü şu an burada. Evet, 3 kişiyle başlıyorsunuz. Sonra bunu oyun oynadıkça arttırıyorsunuz. Şöyle ufak bir cutscene var her seferinde. Ben farklı şeyler söylüyorlar sanıyordum da yani. Hep aynı giriş. Şimdi kim benzin bulacak falan filan. Neyse, E'ye basıp geçiyorsunuz bunu. Bu yapılması gereken bir şey. Aklı iyi dengeniz için.
Evet, böyle bir haritada bıraktı. Oyunda toplamda 3 tane harita var ki ben bunun ilginç olduğunu düşünüyorum. Keşke 3 tane harita olmak yerine bir tane olsaymış ama adam akıllı bir harita olsaymış. Yani evet, tabii 3 tane harita olması demek bu oyunun ilkine göre çok daha büyük olması anlamına geliyor ama dediğim gibi detayın o kadar olduğunu düşünmüyorum ben. Daha detaylı olabilirmiş. Neyse alalım. Bu arada bu gördüğünüz şey çok önemli çünkü arabaların arkasına bagajına item koyabiliyorsunuz ve gerçekten bu işinize yarıyor. Bayağı işinize yarıyor. Neyse. Bakalım daha konuşacak çok şey var. Öncelikle biraz searching yapalım. Ben left shift'e basılı tutarak fast search yaptım. Normal search yaparsanız abi çok yavaş yapıyorsunuz search'ü. Ama hani hiç ses çıkarmadan yapıyorsunuz. Ya da çok minimal ses çıkarıyorsunuz. Ama benim az önce yaptığım gibi left shift'e basarak search yaparsanız işte böyle çok büyük sesler çıkarma riskiniz oluyor ve çıkarırsanız da tabii çevredeki zombiler size doğru koşmaya başlıyor. Ve hani şu konuda bir şey diyebilir miyim? Emin değilim ama sanırım hani böyle ses çıkarınca etrafınızda hiçbir zombi olmasa bile hani spawnlıyor oyun zombileri ki size saldırsınlar. Bundan %100 emin değilim çünkü hiç hani ses yaptığımda zombiler geldi hep. Ama hiç görmedim hani spawn olduklarını falan böyle karşılaşmadım. Ve şöyle bir şey de var. Bayağı zombi öldürürseniz bir alanda zombiler bir süreliğine, kısa bir süreliğine çünkü yenileri geliyor yenine ama şey yapmıyorlar abi, çıkmıyorlar karşınıza. Mesela ben bir yerde çok öldürdüğümde yine şu aynı olay olmuştu. Left shift ile yaptım falan, ses çıkardım. Zombi mombi gelmedi böyle. Dolayısıyla eğer hardcore öldürürseniz zombileri bir alanda kısa bir süreliğine safe zone oluyor oralar. Neyse, oyunun sevmediğim yanlarından bir tanesi de bu. Yeni başladığınızda size bir base veriyor böyle ve oraya gitmek zorundasınız. Orada başlamak zorundasınız. Ki bunu daha State of Decay 1'de çözmüşlerdi. Onda ne yapıyordu abi? Sana 4 kişi veriyordu başta ve oyundaki bütün base'lere gidebiliyordun istediğin. Bunda hani mecbursun buna gitmeye. Ve başka bir base'e geçmek için de influence gerekiyor sana. O yüzden şey yapamıyorsun hani. Şöyle bir seçeneğin de yok. Hemen bu base'e gideyim. Kurulur kurulmaz da başka birine gideyim. Hani burada hiç zaman harcamayayım. Maalesef bir süre o base'te hayatta kalmanız gerekiyor. Demişken oyunun kolaylığından bahsetmek istiyorum abi ben. Ve şu an gördüğünüz şeyden bahsetmek istiyorum. Dövüş sistemi. Birle aynı. Hani birin çok daha akıcı versiyonunu düşünün. Animasyonlar genel olarak birinci oyuna göre hani fevkalade gerçekten gözleriniz kanıyor. Hani ilk oyuna bakarsanız zombi çeşitliliği daha iyi. Survivor çeşitliliği de daha iyi abi. Hani o trait olayı falan işte. Böyle çok daha kişilik katıyor falan Survivor'larınıza rastgele olmalarına rağmen. Bağlanması kolay oluyor vesaire vesaire. F'den flashlight yakıyorsunuz bu arada. Tanrım bilgi kusuyorum. Şimdi kolaylıktan sonra bahsedeyim en iyisi çünkü bir homesite'e geldik. Homesite'larda şöyle bir olay var. Kurulmadan önce bütün her yeri bir kolaçan etmeniz gerekiyor. Zombi mombi var mı diye bakmanız gerekiyor. Varsa bizim şu an yaptığımızı yapmanız gerekiyor. Bu arada yanınızdaki yapay zeka %70 gayet iyi. %70 gayet iyi. Öyle diyeyim ben size. Hani sorun çıkarmıyor. Hani özellikle zombi numaraları azsa, çok fazla zombi yoksa karşınızda, hani gerçekten gayet fevkalade hani birisini follower olarak alırsanız hiç sorun çıkarmıyorlar. Ama sayısı arttıkça bir otistikleşiyorlar, mallaşıyorlar yani böyle. Bu tip şeyler Skyrim'de de olur ya. Çünkü mesela işte Bethesda'nın kullandığı motorda hayvan gibi NPC spawnlarsanız mesela 100 tane spawnladım diyelim. Ben gözlemledim bunu yaptım. Bilgisayarım bir şekilde çökmedi. Ki aslında Bethesda oyun motorunda bayağı hani çökmeden NPC spawnlayabiliyorsunuz ama mesela yüzünden 50'si aktif oluyor sadece böyle kapışıyorlar falan saldırıyorlar. Neyse homesite alalım. Burada gördüğünüz gibi hiçbir bok istemiyor. Influence falan istemiyor o yüzden rahat çalabiliyoruz. Ama neyse işte orada 100 tane falan NPC spawnlayınca hani dediğim gibi çoğu inaktif oluyor böyle. Ölene kadar diğerleri. Bunda da öyle bir şey sezdim ben. Yani çok fazla zombi varsa, çok fazla insan falan varsa
şu yanımızdakiler arada bir mal mal durabiliyor böyle. Hani önde 3-4 tane zombi var. Ya sus kes, Ulysses zaten yarrak gibi ismi orospu çocuğu ya. Sinirimi bozdu. Evet, 3-4 zombiye böyle mal mal bakıyor falan, hiç saldırmıyor. Veya hani ne bileyim. Bazen 500 tane zombi sana saldırıyor. Yine zombilere mal mal bakıyor, sen orada ölmemeye çalışıyorsun falan. Demişken artık kolaylığa geri dönebilirim bu arada. Materyal falan buraya bıraktım az önce. Çok hızlı bir şekilde oldu bu. Oyun gerçekten kolay. Hiç kim, iki kişi öldü. İki kişi öldü ama onların sayılmayacağını düşünüyorum. Ben çünkü gerçekten hani umurumda değildi ölmeleri. Böyle yeni almıştım onları ve çok rahat kurtarabilirdim uğraşsaydım. Ama hani sinirimi bozdular tıpkı az önce olduğu gibi. Dedim ki siktir git öl amına koyayım. Hani öyle bir mantıkla öldürdüm iki adamı da. Birisi Şerzi, ikincisinin ismini bile hatırlamıyorum. Bir hırsızdı. Gel dedim sen iyi hırsızsın, bizim base'e katıl. Sonra yakaladı Juggernaut, özel zombilerden bir tanesi. Of, ne çok anlayacak şey var. Öyle ikiye ayırdı kızı. Çok üzülmedim açıkçası. Gerizekalıyız zaten. Ama evet, hani ciddi oynadığımda dokunulmazım bu oyunda. Çok kolay. Aşırı kolay. Hatta ben kendime biraz zorluk çıkardım falan. Böyle 500 tane zombi varken arabaya binip aslında hepsini halledebiliyorsunuz. Gerçekten. Biniyorsunuz arabaya. İki ileri geri sağ sol. Hepsini ezip geçiyorsunuz. Ben onu da yapmadım. Hani ayakta tek başıma kapışmaya çalıştım falan. Ve bir tane bile kayıp vermedim. Ve hiçbir zaman kayıp verecek durumda da değildim. Ki bu aşırı önemli bir şey. Çünkü öyle olsaydı bu oyun benim için 10 kat daha eğlenceli geçerdi abi. Hani çünkü gerçekten atmosferi muhteşem bir oyun bu. Ama çok kolay abi. Çok kolay olunca da tabii hani ne bileyim, böyle zombi sürüsü görünce mesela hiçbir boka yaramıyor. Ben bunları alırım diyorsun. Ve alabiliyorsun da zaten, biliyorsun hani. Özellikle ileride karakterlerin iyice güçlenmeye başlıyor. Çok kolay oyun yani. Bu benim en büyük şikayetim. Neyse, şunu da fixleyemeyeceğiz. Bir saniye, şu bitsin. Base building çok anlatmak istemiyorum abi. Gerçekten ilk oyunla aynı. Arayüzü daha güzel, daha temiz böyle, daha cool. Biraz daha detaylı ilk oyuna göre tabii ki. Ama gerçekten hiçbir bok katmıyor yani. Ben daha fazlasını isterdim, daha fazlasını beklerdim. Üzdü diyebilirim. Kolaylık dışında en çok üzen şey beni, aha da bu. Bu ne biliyor musunuz? Bu bizim storage bölgemiz. Dur, konuşayım bu arada. Liri ile. Storage bölgesi abi işte, bak sol üstte var ya, 6 tane pizza, ne bileyim bir tane şey falan görüyorsun orada, işte materyallerim kısacası. Belirli bir şey materyale kadar tutabiliyor ve onun limiti de 20. Yani tabi bunu artırabiliyorsun, ne bileyim böyle 20'den 40'a çıkarabiliyorsun falan, ama hiç yeterli değil. Çünkü bir tane rucksack getiriyorsun abi. Rucksack işte oyunun ta en başında arabanın kaputundan aldı. Kaput muydu neydi? Bagajından aldım. Küfür gibi oldu yalnız da, bagajından aldım. Neyse. Bak bu arada koştukça kardiyonuz artıyor. Dövüştükçe fighting skilliniz artıyor falan. Tahmin edebiliyorsunuz yani. Skyrim gibi kısacası. Bir şey yaparsanız o şeyde ustalaşıyorsunuz. Ustalaşınca da bir iki özellik açılıyor falan filan. Onu bu videoda gösteremeyeceğim büyük ihtimalle. Ama evet abi, benim en büyük problemim oldu. Ben hani o kadar yetersiz ki. Saniyede ben limiti geçiyorum abi. İşte o bir tane yeşil şeyi aldım mı 5 tane falan materyal geliyor sana. Atıyorum bir tane yeşil yemek şeyi aldın, rucksack'ı aldın. Türkçesini bilmediğim için şey deyip duruyorum. 5 tane geliyor sana. Yani 20'ye hemen ulaşıyorsun abi. Ve hani saçma sapan nedenlerden dolayı bir sürü materyalin gidiyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Hani yine yetersiz. Ve hani 20, limitin 20, tabii 20'yi geçebiliyorsun, istediğin kadar geçebiliyorsun, hani 999'a kadar geçebiliyorsun. Ama geçtiğin anda şey yapmaya başlıyor. Her saniye başlıyor, aa şu oldu bakayım, storage yok diye dışarıda bıraktık yemekleri ve fare yemiş falan filan. Yani hepsi boşa gidiyor, anlatabiliyor muyum? Yani o benim için çok böyle, özellikle oyunun sonlarına doğru bütün arabamın bagajları şeylerle doldu. Rucksacklarla doldu abi, çünkü hiçbirini base'e koyamıyordum. Neyse, yardım edeyim sana, dur. Kimle konuşacağım? Bye now, you're a rockstar. Senle ne yapıyorduk? Okay, plague samples. Şimdi de başka bir konu açıldı abi. Plague. Blood plague, kan.
şey hastalığı ne bileyim. Bu oyunun gimmiği diyebiliriz abi. Bu oyunun böyle işte olayı. Black Plague. Şimdi zombiler sizi ısırınca ne bileyim tırmalayınca falan hiçbir bok olmuyor size bu oyunun evreninde. İlk oyunda o yüzden sülaleniz rahattı hani böyle dayak yediğinizde hiçbir şey olmuyordu. Ama bu oyunda Blood Plague denen bir şey var ve karşınızda gördüğünüz bir Blood Plague zombisi. Burada bir Blood Plague olduğunu anlıyoruz çünkü duman var abi ve Blood Plague şey Blood Heart pardon. Blood Plague Heart hatta. Bunlar işte bunların doğduğu yer abi. Arıların kovanı var ya bunlar da Blood Plague zombilerin yeri. Ve bu zombiler normal zombiler gibi değil. Bunlar sizi ısırınca yavaş yavaş enfeksiyon kapmaya başlıyorsunuz. Ve bu enfeksiyon bir limiti var bu enfeksiyonun. O limiti geçtiğinizde artık şey oluyor. Bu bana vursun bir kere. Yani şu bar dolduğunda ki hızlı doluyor bir saniye. Isırınca bayağı hızlı doluyormuş. O bar dolduğunda Blood Plague bu şey Survivor'da doluyor abi. Şu an konuşamıyorum. Biraz halletmem gerek şunları. Die bitch! Evet bu bar dolarsa eğer Blood Plague bu adamda olacak. Kimdi bu adam? Bakamıyorum kim olduğuna lanet olsun. Şeyden bakayım en iyisi community'den. Community ekranı var böyle. Lider olayına bu videoda da giremem büyük ihtimalle. Evet McWilliams diyeceğim sana. Neyse Blood Plague oluyor işte. Şu bar sol alttaki bar dolarsa minimap'in üstünde. Ve belirli bir süresi oluyor. Bu değişiyor büyük ihtimalle her Survivor için ama hani ortalama bir saat bir süresi oluyor adamınızın. Ve bu süre içinde Blood Plague'i şey yapamazsanız eğer tedavi edemezseniz bunun bir tedavisi var. Adamınız zombiye dönüyor. Tabi tedavi edemezseniz tek seçeneği tedavi etmek değil. Adamı base'inizden sürebiliyorsunuz. Diyorsun ki hani sen atıldın buradan siktir git seni görmek istemiyoruz. Kendi başına öl. Kendi başınasın. Veya direkt diyorsun ki madem öleceksin abi ben öldüreyim seni. Alıyorsun silahını kafasına bir mermiyi bırakıyorsun. Öyle seçenekleriniz de var. Ve bende iki kişi Blood Plague'e yakalandı. İkisini de rahatça körleyebildim. Çünkü hani 20 saat falan oynamışsam oyunu iki kişi yakalandı işte 20 saat içinde. Birisi yapay zeka olduğu için ve geri zekalı olduğu için yakalandı. Hani yine ben oynarken bir şey olmadı. Diğeri de tutorial level'ında abi zorunlu. Hani bir tanesi yakalanıyor. Kaçarınız yok ondan. Her türlü Blood Plague'e yakalanıyor. Dolayısıyla benim oynadığım karakter hiçbir zaman bir kere bile Blood Plague'e yakalanmadı. Bir kere bile abi. Ve ben çok şaşırdım buna. Çünkü şey diyordum ben. Hani bu oyunun yapımcıları bu oyunu oynuyor tamam mı? Livestream yapıyorlar. Mesela eğer Shadow of Mordor'u da takip ettiyseniz. Neydi? Shadow of Mordor. Aynen. O ikinci oyun neydi lan? İkinci oyunun ismini unuttum. Ama biliyorsunuzdur ya işte War of Mordor muydu, Shadow of Mordor muydu? Monolith'in yaptığı Lord of the Rings oyunu geçen sene çıktı. Hayvan gibi microtransaction vardı falan. Aşırı küfür gibi bir oyundu. Hani güzel oyunun amına koymuşlardı. O oyundan bahsediyorum işte neyse. O oyunda da mesela yapımcıları o oyunu oynuyordu falan. Bunda da aynısını yaptılar. Neden o kadar uzun bir konuya girdim bilmiyorum ama. Oo sövecek bana şimdi. Yürü git diyecek. Çok vurunca böyle yapıyor. Ve şeydi yani yapımcıları sürekli geberip duruyordu falan böyle zorlanıyorlardı oyunu oynarken. Vay anasın diyordum ben de. Herhalde yapımcıları otistik olamaz, gerizekalı olamaz. Bu oyunu yapmak için 5 yıl harcamışlar. 5 yılda kim bilir ne kadar oynadılar bu oyunu hani. Demek ki bu oyunda biraz zorluk var. Ama hayır. Ve işin garip tarafı kimi görsem oyunda zorlanıyordu yani. Sadece yapımcılar değil böyle let's player'lar falan da. Hani şey yapmaya çalışıyordum ya. Kendimi böyle umutlu tutmaya çalışıyordum. Diyordum ki abi... Oyun zordur ya, oyun zordur hani bu kadar gerizekalı olamazlar diyordum. Ama adamlar gerizekalıymış abi, oyun çünkü gerçekten çok kolay. Hani bu oyunda ölüyorsanız... Üzgünüm ama biraz... biraz kötüsünüz genel olarak oyunlarda. Ya, bunu söylemek istemedim ama... Hani çünkü... Azıcık mantıklı düşünmeniz bu oyunda sonsuza dek kurtulmanıza yarıyor, yetiyor yani. Ha, bu arada...
Her silahında tabii ki de durability'si var. Çok severim. Yine ileride çok problem olmayan bir şey bu kesinlikle. Bence çok çabuk bitiyor silahların canı bu arada. 2 saniyede bir bakmışsın arası satayım. Bütün silah sarı olmuş, kırmızı olmuş, kırılmış. Neyse. Bu da ayrı bir söyleyeceğim şey. Böyle ufak ufak abi problemler var bu oyunda. Çok fazla böyle ufak ufak problemler var. Ve tabii bunlar zamanla şey oluyor. Birbirinin üstüne biniyorlar ve negatif oluyorlar. Büyük bir negatif oluyorlar. Oyunda benzin olayı da var ki neyse ki abi benzin hani gayet güzel olmuş. Yani hiç sinirlendirmedi beni böyle. 2 saniyede bitmedi falan. Benzini düzenli yapmışlar da silahların kırılması hiç hoşuma gitmedi yani. Bildiğin her 10 dakikada bir maksimum böyle silahı düzeltmem, tamir etmem gerekiyordu. Neyse, 3 tane Plague Sample topladım bu arada oyuna sorarken. Al bakalım. Böyle yavaş yavaş bu bizim dışımızdaki topluluklara da yardım edersek bize dost canlısı oluyorlar, hatta bize katılıyorlar bile. Tabii tam tersini de yapıp sizin amınıza koyayım deyip hepsini öldürebiliyoruz. Neyse şimdi eve geri dönek ve bakalım neler olmuş şu base building olayına biraz bakalım. Hah, bu da çok güzel oldu. Psikopat mısın bunun nesi güzel diyebilirsiniz. Eğer ilk oyunu oynamadıysanız kesinlikle diyebilirsiniz ama ilk oyunu oynayanlar için bu aşırı güzel bir şey beyler bayanlar. Çünkü ben kendim ilk oyunu oynayan kişilerden bir tanesiyim ve arabalar benim için cehennemdi. Arabaları görünce ben yok ben yürüyeyim abi diyordum yani gerçekten. Oyundaki State of Decay 1'deki en rezalet şeylerden bir tanesiydi arabalar. Bu sefer öyle değiller. Çünkü neden biliyor musunuz? En ufak bir yukarıya doğru eğim olsun arabanız takla atıyordu ve ters dönüyordu. Ve ters dönünce de şey oluyordu hani GTA Vice City'de olur ya. San Andreas'ta da mı öyleydi bilmiyorum. Ters döndüğü anda araban alev almaya başlar ve patlar. State of Decay 1'de de öyleydi. Ve amına koyayım bak yani şöyle diyeyim ben size. Şuradan çıkarken bile arabanızın takla atma riski vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani en ufak bir şeyde arabanız takla atıyordu abi. O kadar kötüydüler ki. Bu oyunda hani muhteşem değiller. Ama ilk oyuna göre böyle yani yerleri gökleri öpesiniz geliyor böyle. Arabayla ilişkiye giresiniz geliyor. O kadar güzeller ki ilk oyuna göre. Neyse. Evet bakın. Ön tarafa bir tane infirmary yaptım. Doktor moktor için burası. Burası da workshop. Hiçbir boku yaramıyor ikisi. Infirmary abi Blood Plague'i yapmamız, Blood Plague antidotunu yapmamızda işe yarayacak. Burada da su toplayıcısı var abi. Bütün base'e su veriyor. Tabii ki de suyun gerekli olduğu bazı şeyler var. Craft edeceksiniz falan suya ihtiyacınız oluyor. Genel bir de suyun yan efekti var. Morali yükseltiyor. Tabii moral şu an ortalama. Çünkü daha hani eziyiz. Baksana hiçbir şey yok. Medicine yok abi. Medicine yok. Neyse şimdi sırada kimde olsun? High Pain Threshold abi ben sevdim bu Marta'yı. İsmi de adam akıllı. İsmi Ulysses değil. Marta. Hemen onu kontrol edelim. Ulysses ne bokuyorsa yesin geversin pezevenk. Bizim neyimiz var Marta bakalım. Okey. Silahımız yok. Yedili mi? Sekizli backpack'imiz var ve oha bu ne? Arıyor sende. Okey. Ama neyse, zorluk konusuna bir kere daha gelip konuyu kapatmak istiyorum. Hani düz mantıkla asla ölmezsiniz bu oyunda. Ama bu oyuna çok DLC yapacaklar gibi geliyor bana. Bilemiyorum, ne kadar sattığından emin değilim. Yaparlarsa mutlaka düzelteceklerdir bu zorluk olayını. Çünkü ilk oyunda düzeltmişlerdi dediğim gibi. Ve DLC'lerin gerçekten bu oyun hakkında bir sürü şey düzeltme şansları var. Umarım düzeltirler. Keşke DLC ile düzelmeseydi. Hani İlk çıkan oyun adam akıllı olsaydı ama neyse. Evet bu arada oyunda stealth olarak gezinebiliyorsunuz. Boom! Stealth takedownlar var. Bu bir screamer zombiydi bu arada. Hayvan gibi bağırıyorlar isimlerinden de anlayabileceğiniz gibi. Ve bütün zombileri tabii yanınıza çekiyorlar öyle yapınca da. Şimdi bana medicine falan lazım. Medicine yerine biraz inşaat materyali alacağım şimdi. Okay. Ve abi yani... Evet mesela ben hani... Oyundan korkuyordum ilk oynadığımda böyle daha zor olduğunu düşündüğüm için işte. Bütün her yere böyle gizli gizli giriyordum böyle eyle eyle hiç hani shift'e basmıyordum search yaparken. Şimdi umurumda değil abi en ezik karakterle bile shift'e basıyorum farkındaysanız. Ve o kadar atmosferikti ki abi oyun böyle hani oradan zombiler geliyordu falan ben yönümü değiştiriyordum. Evin içine giriyordum falan.
Hani ses çıkarmamaya çalışıyordum falan. Böyle looting yapıyorum falan, şuradan horde geçiyor. Vay amık diyordum böyle, hani umarım beni görmezler falan, korkuyordum. Tabii böyle şeyler olmuyor artık. Çünkü bunu yapabileceğimi biliyorum abi. Hop diye kaçıyoruz. Ne yapsak size? Kapışabilirim bunlarla. Kapışayım. Eğil. Eğilmeme gerek kalmadı. Kafası gitti. Bye bye. Oyunu tek zorlandığım zaman Juggernaut ve Feral diye iki tane daha özel zombi var. Bunlar da Screamer gibiler. Juggernaut bildiğin böyle hayvan gibi zombi, şişman. Gerçekten öküz gibi bir zombi. Ama Boomer gibi değil abi. Boomer patlıyor yani, o da hayvan gibi. Görüntüsü Boomer gibi. Ama yaptığı şey işte abi bildiğin hani Left 4 Dead'teki Boomer gibi gözüküyor ama tank yani. Amınıza böyle vuruyor size. Amınıza koyuyor. Feral ise Hunter ve Jockey karışımı bir şey diyebilirim. Kafanıza atlamıyor ama aşırı hızlı koşuyor falan, üstünüze atlıyor, yere düşürüyor sizi, fena damage yapabiliyor. Travma falan geçirebiliyor, geçirtebiliyor size. Evet, storage'i biraz daha arttırdım şimdi, %15, bak abi toplamda 15. Bak şu an food'um 10. 10 ve bir gün geçti az önce, food'um hala 10. Yani bir süre sonra lootlamanızın bile bir olayı kalmıyor, anlatabiliyor muyum? Çok boşluğa kalıyorsunuz falan, oyunun... Oyunun sonu benim için en büyük problemdi o yüzden ya. Hani gerçekten sonda böyle ne bileyim bütün survivorlarınız güçlendi, base en büyük base'e geçtiniz, en büyük base'deki bütün upgrade'leri yaptınız falan. Hiçbir şey kalmıyor sonra abi. Boş boş duruyorsunuz yani. Harita değiştirebiliyorsunuz evet ama bu da hikayeye uymuyor ki hikaye kısmına hiç girmek istemiyorum abi. Çıkılmaz artık çünkü çok anlattım, çok konuştum. Aklıma gelmeyen büyük ihtimalle mutlaka küçük detaylar var. Büyük ihtimalle büyük detaylar da var ama bence genel olarak her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Şimdi ne yapsak bari? Şimdi bu play kartı yapmak mantıksız, almak mantıksız olur. Biraz daha looting yapayım ben bari. Medicine istiyoruz değil mi? Medicine istiyoruz. Okay. Yok. Kötü plan. Şimdi şu yukarıya çıkacağız bir daha. Bir bakacağım etrafta neler var. Oyunun yaptığı şeylerden, iyi şeylerden bir tanesi müzik. İlk oyunda da iyiydi. Bu oyunda da kesinlikle iyi. Hani atmosferi de iyi yaptığını söylemiştim. Hani oyunun çok kolay olmadığını öğrenmeden önce. Çok kolay olduğunu öğrenmeden önce pardon. Ananın, ama ne oluyor oğlum? Evet böyle gıcık şeyler de var yine, küçük detaylarım. Ben böyle dümdüz koşuyorum, yanımda kapı var diye kapıya omuz atarak girdim mesela. Ama videoyu kesmiştim, orada göremediniz. Neyse. Ne diyordum? Atmosferi çok iyi oyunun abi. Akşamları özellikle o kadar karanlık yapıyorlar ki hani bu şu açtığım ışığı açınca bile adam akıllı hiçbir şey göremiyorsunuz. Tabii şu an akşam üstü, akşam olmak üzere. Akşam olacak hani önünüzü zor görüyorsunuz öyle diyeyim. Çok güzel bir şey bu mesela. Aşırı atmosferik, atmosferik. İlk birkaç gecemde hani böyle base'e takılmayı istemiştim hani. Çok korkmuştum böyle dışarı çıkmaktan. Neyse yerimize geldik. Tabii bu arada oyun bu arada en kolay halinde şu an, bilmeyenler için söyleyeyim. Blood Plague öldürmeye başladıkça abi. Çünkü amacınız bu oyundaki en büyük amacınız bütün Blood Plague'leri yok etmek. Bütün Blood Plague Heart'ları yok etmek. Dolayısıyla Blood Plague'i yok etmek. İşte yavaş yavaş daha fazla özel zombi çıkmaya başlıyor karşınıza. Blood zombiler çoğalmaya başlıyor. Genel olarak zombi sayısı çoğalmaya başlıyor. Zorlaşıyor yani oyun. Ama işte oyunun en zoru bile aşırı kolay. Yani... En büyük problemim oyunun kolaylığıymış yani, bunu fark ettim şu an. Neyse. En büyük ikinci problemimi de söyleyeyim, sonra o zaman artılara gelirim. En büyük ikinci problemim bu oyun aşırı buggy ya. Aşırı buggy. Ve hani böyle ne bileyim komik buglar da değil böyle çok güzeldi ya. Hihihoho falan demiyorsunuz hani, gerçekten böyle tam sövdürecek buglar, oyun kırıcı buglar bile diyebilirim. Gerçekten hani bir karakterim ölüme yaklaştı.
O da bug, hani bug yüzündendi böyle. Öncelikle arabalar hala bug abi. İlk oyuna göre dediğim gibi muhteşemler ama hala bug'ler. İşte arabayla bir yere sıkıştım. Neyse dedim o zaman arabadan çıkayım. Gitti araba. İçinde de bir sürü şey vardı ama yapacak bir şey yok. Sonra ne oldu? Tabii arabadan çıktım. Bir saniye. Misafirlerimiz var. Ha, gitmiş, tamam. Arabadan çıktım. Bu sefer arabanın kafasıyla bir taşın arasında sıkışıp kaldım. Sonra oyunda eğer O'ya basarsanız stuck soru işareti var. Hani sıkıştın mı soru işareti. Bildiğin yapımcılar bilebiliyormuş oyunun bu kadar buggy olduğunu, sıkışacağını ve bunun için özel bir opsiyon yapmışlar. Bu kötü bir şey abi. Neyse. En azından yapmışlar. Hani sıkıştım, en azından bir işe yarayacak abi. Mal mal kalmayacağım orada. Diye düşünüyordum. Ki bastım ona. Birkaç saniye bekletiyor sizi. Sonra işte beni sıkışmamış olacağım açık bir alana spawnlayacak. Bekletti, bekletti birkaç saniye. Sonra bir spawnladı anasını satayım. Böyle karakterim fall damage aldı. Hayvan gibi fall damage aldı ve ölecekti neredeyse. Hani bu da ölecek karakter de oyunun başından beri olan bir karakter. Hani dedim ki sikerim amını falan deyip çıkmıştım o gün oyundan gerçekten. Hani devam etmedim o gün yani biraz kendime gelmem gerekiyordu. Bu tip gerçekten aşırı sinir bozucu bug'lar var. Oyunun en büyük problemi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir de multiplayer'e gelirseniz, bu oyunda multiplayer de var. Ben hiç oynama şerefine erişmedim maalesef. Microsoft sağ olsun. Ve bu oyun sağ olsun bir de ya, bu oyun gerçekten single player buggy. Ve duyduğum ve gördüğüm kadarıyla, gördüm çünkü videolarını izledim ben bu co-op oynanırken. Gerçekten co-opken iyice deliriyor oyun. Gerçekten cozmaya başlıyor, hani çıldırmaya başlıyor böyle. Okay, neyse. Alonzi ya, buradası çok tehlikeli oldu. O yüzden bug fix abi. Kesin yaparlar. Bir de oyunu zorlaştırsınlar işte. Öyle bir DLC koysunlar. Ama sadece zorlaştırıp DLC koyarlarsa çok severim böyle. Zorlaştırsınlar, yeni silahlar, yeni mapler eklesinler falan. Yeni bir şey eklesinler yani oyuna. Öyle koysunlar. Yoksa severim gerçekten. Neyse. Öyle genel olarak negatif şey pozitifler yok, negatifler bunlar. Pozitifler oyunun atmosferi dediğim gibi ve müzik. Müziği çok iyi kullanıyor bu oyun. Geçen oyunda olduğu gibi böyle zombi sürüsünü yakalanırsanız öyle bir artmaya başlıyor ki ve müziğin kendisi de güzel. Yani o yüzden bayağı heyecan yapıyorsunuz falan. Çok sevdim ben hani gerçekten müzik kullanımlı bu oyunda. Ölüm kalım durumlarında çok az olsa da benim için dediğim gibi. Ha, gerçekten sizi böyle havaya sokuyor falan, böyle coşuyorsunuz. Bu arada benim az önce yaptığım şey oyun boyunca yapacağınız şey. Onu söyleyeyim. Bir yere gideceksiniz, lootlayacaksınız, geri geleceksiniz, base'i size bırakacaksınız. Kendini bayağı tekrar eden bir oyun. Neyse ki ben bu tekrarı seviyorum ve seven insanlar da var ama siz sevmeyebilirsiniz abi, söyleyeyim. Bazı insanların en büyük problemi o zaten. Bu bizim komşu ama komşu gibi. Ha, Ulysses bu. Ulysses. İbrahim Ulysses. I know these people. Their prices are going to be way high. Bakalım yani ne istiyorlarmış bizden, ne trade edeceklermiş. Bizim adam diyor ki işte ulu ses midir nedir artık, tatlı ses diyor, çok fazla isteyecekler, para isteyecekler bizden, siktir et diyor. Niye uğraşıyoruz ki başka insanlarla, biz de dedik ki ama bu gerekli abi, bu esansiyel dedik, bu olmazsa olmaz dedik ve gidiyoruz şimdi. Ama her neyse, burada bitirmeyi düşünüyorum. Çok maalesef özür dilerim o konuda, o oynanış gösteremedim size. Ama yani gerçekten oyunla alakalı bütün bilmeniz gereken önemli detayları anlattığımı düşünüyorum, değindiğimi düşünüyorum. Yine dediğim gibi değinmediğim bir sürü vardır ama onları duymasanız da hani dünyanın sonu değil. Öyle. Serisini görmek ister misiniz diye soruyorum ama hani evet gelirse bile, böyle bayağı ağır bir evet gelirse bile görmeyebilirsiniz serisini, çünkü bu oyunu kaydetmek diğer oyunlara göre biraz daha zor. Hani programıma ben Bandicam'le kaydediyorum, zorluk çıkarıyor bana. Ama seri isterseniz aslında olabilir ya, aslında tam serilik oyun bu. Belki canlı yayın yaparım mesela, bu olabilir. Olabilir. Şimdilik ama benden bu kadar. State of Decay böyle bir oyun. Bilmeniz gereken şeyler bu. Ne oluyor Rak? Vurun şunu aynen. Gebert gebert gebert. Thank you. Siz neymişsiniz? Friendly Faces'miş bu grupların ismi. Bu grubun ismi, pardon.
Her grubun yine rastgele ismi oluyor falan. Nasıl mıyım? Dur, senle konuşmayacakmışım, bununla konuşmamışım. Okay. Tradeleyelim bakalım. Hmm. 500 influence'ım varmış. Bizim daha çok buna ihtiyacımız var. Oyunda bu arada tabii ki de sadece melee weapon'lar yok. Tabancasından tüfeğine her bir hani ateşli silah da var. Evet işte böyle trade'ledikçe falan bir şeyler yaptıkça bu arada tabii indirimde yapıyorlar bize. Öyle böyle. Bu State of Decay beyler bayanlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve dediğim gibi istiyorsanız belki serisini yapabilirim. Kim bilir. Belki siz istemesiniz bile serisini yapasım gelebilir. Hiç bilmiyorum. Ama evet, ortalamanın hafif üzerinde eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyeyim kendisinin. Son sözüm de bu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.